çocukların seyrinde elle ilgili problemleri sık olarak görüyoruz. Gerek iltihaplı romatizmalarda, yani romatoid artrit gibi ya da işte el tutulumuyla giden skleroderma gibi rahatsızlıklarda, gerekse kireçlenme yani osteoartritte el tutulumu ön planda oluyor. Tabii neler oluyor? Bir kere el eklemlerinde ağrı olabiliyor, hareket kısıtlılığı olabiliyor. Yani elini açmada, kapamada fonksiyonel olarak kısıtlılıklar görebiliyoruz ve katılıklar olabiliyor. Bunların hem önüne geçmek, bu gibi rahatsızlıkların hem de tedavi edici anlamda destek olmak için bir takım el egzersizleri var. Ben bugün sizlere genel el egzersizlerinden paylaşımda bulunacağım. İlk olarak baş parmakla ilgili bir egzersiz önereceğim. Baş parmak elin büyük oranda fonksiyonunu yerine getiren parmak, çok önemli. Katılık olabiliyor, parmak ekleminde hareket kısıtlılığı olabiliyor. Şimdi elimizi bu şekilde konumlandırdık. Baş parmağı yavaşça, mümkün olduğunca 5. parmağın tabanına getirecek şekilde bir germe hareketi yapıyoruz. Bu şekilde 5 saniye kadar bekliyoruz. Yavaşça eski pozisyonuna geri getiriyoruz. Tekrar yapalım. Bu şekilde geldik, bekledik ve geri geldik. Bir diğer egzersizimiz, özellikle el parmaklarında, el küçük eklemlerinde hareket kısıtlılığı ve ağrı olduğunda da eklem hareket açıklığı egzersizi olarak tanımlıyoruz. Faydalı bir egzersiz. Bu şekilde parmaklarımızı aldık. 5 saniye kadar beklettik. Tekrar eski pozisyonuna geri getirdik. Aldık. Geri getirdik. Bir diğer egzersiz, özellikle stabilizasyon egzersizi olarak geçiyor. Elimizi şu şekilde aldım. Sanki bir objeyi tutarmış gibi, bir silindiri tutarmış gibi bir pozisyon elde ediyoruz. Bu şekilde 5 saniye kadar bekleyip geri alıyoruz. Aynı şekilde yavaşça hareketlerimiz kontrollü. Uygun pozisyonu sağladıktan sonra bekliyoruz ve geri geliyoruz. Bir diğer egzersiz, şöyle masada göstereceğim. Kaydırma egzersizi. Baş parmağa doğru diğer parmakları sırasıyla yaklaştırabildiğimiz kadar yaklaştırıyoruz. Önce bir açıyoruz. Sırasıyla bu şekilde kaydırabiliriz. Yine aynı pozisyondayken şöyle parmak kaldırıyorum. Kaldırma hareketi. 1, 2, 3, 4, 5'e kadar saydık. Geriye aldık. Aynı şekilde bu hem bir germe elde etmemizi sağlıyor hem de fonksiyon olarak destek veriyor bize. Romatizmal hastalıklarda el eklemleri kadar el bilek eklemi de sık tutuluyor ve kısıtlılık oluyor. Bu eklemde de şöyle bir germe egzersizi önereceğim. Şu şekilde pozisyonladıktan sonra bunu bir masa kenarında da rahatlıkla yapabiliriz. Şöyle aldık. Şu kadar saydık. Geri aldık. Ben şurada göstereceğim. Şu şekilde aldık. Geriye getirdik. Şimdi ekstansiyon hareketi geriye doğru. Elimizi aldık. 5 saniye kadar beklettik. Geri aldık. Aynı şekilde. Peki. Bu şekilde geriye getirdik. Bu egzersizleri günde 2 sefer 10 tekrarlarla, 10-20 kez tekrarlarla gayet güvenle, rahatlıkla yapmalarını öneriyorum.